Hasan Basri'nin hikayesi Bu hikaye iki oğlu olan Basra kentinin varlıklı bir tüccarı ile ilgilidir. Ölümünden sonra kardeşler babalarının servetini kendi aralarına bölüşür. Biri bakırcı dükkanı açar, diğeri kuyumcu olarak çalışır. Bir gün kuyumcu kendi dükkanında otururken bir İranlı pazar sokağı boyunca insanların önünden genç kuyumcunun dükkanına varana dek yürüdü. Genç kuyumcunun adı Hasan'dı. İranlı Hasan'ı gizemli eski bir kitaba bakarken bulur. Genç kuyumcuya dünya üzerinde bir tek kendisinin anlatılmaz bir servet getirebilecek bir sanatı bildiğini ve Hasan'a bu sanatı öğretmek istediğini söyler. Çünkü kendisinin bir oğlu yoktur. Yarın sana geleceğim ve gözlerinin önünde bakırı senin için saf altın yapacağım. Hasan eve gidip annesine ziyaretçisinden bahsettiğinde annesi onu İranlı'ya güvenmemesi konusunda uyarır ama o dikkate almaz. Ertesi gün İranlı sihirli bir şekilde kök bakırdan kıymetli bir altın külçesi üretir ve Hasan da bunu 15 bin parça gümüş karşılığında pazarda satar. Bir sonraki gün Hasan İranlı'yı kendisiyle birlikte eve gelip ona simya sanatını öğretmesi için ikna eder. Bazı başarılı deneylerin peşinden simyacı Hasan'a kızıyla evlenmesini istediğini söyler ve sonra ona şekerleme gibi görünen bir şey verir. Verdiği şey Hasan'ı bayıltınca simyacı onu ve bütün aile servetini paketleyip iki sandığa doldurarak bir hamal aramaya koyulur. Sonrasında bir gemiyle yola çıkarlar. Meçhul İranlı aslında senede bir Müslüman katleden Zerdüş Rahip Behram'dır. Deniz yolculuğu esnasında Behram Hasan'ı sandıktan çıkararak burun deliklerine biraz sirke döküp burnuna bir toz üfler. Kuyumcunun bilinci yerine gelir ve başına geleni anlayıp hemen annesinin uyarısını hatırlar. Behram onu Zerdüşlü'ye geçirmeye uğraşır. Ama sofu bir Müslüman olan Hasan dövülmesine ve büyük acılar çekmesine rağmen buna direnir. Deniz aniden dalgalanıp rüzgarlar uğuldamaya başladığında tayfa bunun Tanrı'nın işi olduğunu düşünür. Behram Hasan'a işkence etmeyi bırakır ve fırtınalı hava birden yatışır. O da sonra yaptıkları için pişmanlık duyarak artık Hasan'a zulmetmeyeceğine dair ateşe ve ışığa yemin eder. İkisi böylelikle uzaklaşır. Yolculukları üzerinde simyayı uygulamamızı sağlayan, iksirin bulunduğu bulutlar dağına doğru 3 ay daha sürer. Karaya ayak basar basmaz develere binerek yüksek dağın tepesine doğru ilerler. Ki burada Behram'a göre simyayı icra etmek için elzem olan özel bir bitki yetişmektedir. Orada dağın tepesinde onu terk ederek bir defa daha Hasan'a oyun eder. Hasan Tanrı'nın talihsizliğini nihayete erdireceğini yahut kendisine yardım edeceğini umarak dağın öte yanından suya dalar. İlahi müdahaleyle dalgalar onu kıyıya taşır. Oradan baktığında Behram'ın kendisine önceden demonlarınla kötücül yaratıkları meskeni olarak anlatmış olduğu bir saray görür. Lakin Hasan onun sözlerine inanmaz ve gerçekten de saraya girdiğinde karşısında satranç oynayan iki güzel kadın bulur. Fena Behram yani büyücü hakkındaki hikayesini duyduktan sonra onu sağ salim olarak gördükleri için çok sevinirler. İki prenses ve onların beş kız kardeşi, kral olan babaları tarafından bu tenha saraya yerleştirilmiştir. Hasan onlarla bir sene kadar kalır. Sonra bir gün balık tutarlarken Behram'ın yeni bir kurbanla birlikte yaklaştığını görür. Prenseslerle birlikte Behram'ı öldürmeyi başarırlar ve tutsak genç adamı kurtarırlar. Akabinde kral onları iki ay süreyle oradan uzaklaştıracak olan bir evlilik kutlaması için kızlarını almaya gelir. Kraldan gizlenen Hasan'dan yokluklarında sarayda kalmasını isterler. Ayrıca ona kilitli bir odanın anahtarını da emanet ederek burayı asla açmamasını söylerler. Ne var ki can sıkıntısı ve merak onu baştan çıkarır ve Hasan bir gün yasak kapıyı açar. Çatıya çıkan bir dizi merdivenden tırmandıktan sonra Hayret verici kuşlarla başka yaratıkların bulunduğu bir bahçe ve havuzda karşılaşır. Bir de havuzda yıkanan peri benzeri güzel kızlar vardır ve onları izledikçe büyülenip kendinden geçer. Kız kardeşler geri döndüklerinde içlerinden biri Hasan'ı odasında saklanmış vaziyette bulur. Havuzdaki büyüleyici kızlardan birine aşık olmanın yol açtığı bir şaşkınlık ve keder içindedir. Ona aşık olduğu kızın güçlü bir kralın kızı olduğu ve hamama ayda bir kez yeni ay zamanı geldiği anlatılır. Hasan bir sonraki yeni ayı bekler. Havuza gider. Prensesin kuş kılığına girerek kardeşleriyle birlikte geldiğini görür. Havuzdan ayrılırken prenses Hasan'ın sakladığı kıyafetlerini bulamaz ve gözü yaşlı kardeşleri onu bırakıp gitmek zorunda kalırlar. Sonra Hasan bu prensesi zorla odasına götürüp kilitler. Kız sonunda onunla evlenmeye razı olur. Bir gece Hasan rüyasında annesinin ağladığını görünce karısıyla birlikte ona dönmeyi kararlaştırır ve sarayın yedi prensesine onları düzenli olarak ziyaret edeceği sözünü verir. Uzun bir seyahatin sonunda eve ulaşırlar. Oğlunu bir kez daha görme umutlarını yitirmiş olan zavallı annesi bundan çok memnun olur ve yeni karısıyla iki ufak çocuğunu nezaketle karşılar. Sonra Hasan Bağdat'a taşınmaya karar verir ve oraya yerleşirler. Yedi prensesi ziyaret etme vakti geldiğinde karısı ve iki çocuğunu annesine emanet eder. Bunu yaparken hiçbir koşulda karısının gitmesine veya bir sandığa sakladığı kuş kostümünü görmesine izin vermemesi gerektiği konusunda annesini uyarır. Hasan'ın karısı bu konuşmaya kulak misafiri olur. Kocası gider gitmez hamama gitmesine izin vermesi için kayınvalidesine yalvarır. Yaşlı kadın sonunda buna razı olur. Yıkanırken halifenin karılarından birinin bir kölesi güzel hanımı görerek hemen sahibesine gidip ona Hasan'ın karısının peri misali güzelliğinden dem vurur. Köle halifenin bu kızı görecek olursa ona sahip olma arzusunu bastıramayacağı uyarısında bulunur. Bunun üzerine Hasan'ın annesiyle eşini halifenin sarayına getirmesi için Hasan'ın evine bir köle gönderilir. Hasan'ın eşi halifenin karısına kuş tüylerinden yapılma, sıra dışı elbisesini ve elbisesinin ondan nasıl saklandığını anlatır. Hasan'ın annesi ilkin bunu inkar eder ama sonra kıyafeti teslim etmek zorunda kalır. Hasan'ın karısı elbiseyi giyer ve iki çocuğunu da içine saklayarak kıyafeti kapatır. Sonra bir kuşa dönüşerek uçar gider. Hasan'ın annesi ağlayıp ümitsizlik içinde inleyerek oğluna ne diyeceğini sorar. Gelini ona yukarıdan bağırarak Hasan'ın onu istiyorsa peşinden Vakvak adalarına gelmesini söyler ve gözden kaybolur. Hasan eve dönüp karısıyla çocuklarını gittiğini öğrenince üzülür. Ama neden sonra çözümü yedi prensesin sarayına geri dönüp onlardan yardım istemekte bulur. Prensesler ona yardım edebilecek tek kişinin amcaları olduğunu söyler. Amcaları sihir ve doğaüstü varlıklar aracılığıyla Hasan'a yardım eder ve Hasan nihayet Vakvak adalarına ulaşır. Orada hikayesini duyunca onun için üzülen yaşlı bir kadınla tanışır. Kadın onu adaların birinin kraliçesine götürür. Hasan kraliçenin kayıp karısına olan benzerliğini görünce ki karısının kardeşidir, hayrete düşer. Kadın aslında kardeşinin babalarından izin almadan Hasan'la evlenmesine kızıp ve iki çocuğunu idam ederek cezalandırmaya karar vermiştir. Yaradanın ve çeşitli doğaüstü güçlerin yardımıyla bunun da üstesinden gelinir. Ve Hasan söylemek gerekir ki kendisini görmekten büyük mutluluk duyan eşi, çocukları ve kendilerini yardımcı olan yaşlı kadınla kaçmayı başarır. Yedi kız kardeşin sarayına, Oradan da Hasan'ın annesiyle birlikte bir araya geldikleri Bağdat'a dönerler.